Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Mustafa Aydın Başar, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Denetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu dönem sizlerle Eğitimde Araştırma Teknikleri dersinde birlikte olacağız. Ben bir süre ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra, Türkiye'nin değişik yerlerinde görevlerde bulunduktan sonra tekrar öğrenim yaşamıma devam ettim ve bugünkü uzmanlık alanımda çalışmalar yaptım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi Anabilim Dalı'nda lisans ve yüksek lisans öğrenimi tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yine aynı anabilim dalında doktora çalışmalarımı tamamladım. Yüksek lisans çalışmam sanayi kuruluşlarındaki hizmet içi eğitim örgütlenmeleri üzerine idi. Doktora çalışmam ise ilköğretim okulların bina, donanım, yer seçimi ve nasıl bir düzen içinde kurgulanacağı üzerine olmuştu. Bu çalışmamda da bir ilköğretim okul modeli geliştirmeye çalıştım. Bugün daha çok üzerinde çalıştığım konular eğitim denetimi, eğitimde koçluk ve danışmanlık hizmetleri, hizmet içi eğitim ve insan kaynakları yönetimi üzerinedir. Özellikle son birkaç yıldır eğitim koçluğu ve eğitimde denetim hizmetleri üzerine çalışmalarım yoğunluk kazandı. Bu dersimizde neler yapacağız? Eğitimde araştırma teknikleri dersi aslında bütün uzmanlık alanları ile ilgili temel derslerden biri. Çünkü bu derste bilimsel yöntem, bilimsel yöntemin basamakları ve bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı üzerine konuşmalarımızı yapıyoruz. Yeterlik kazanmaya çalışıyoruz. Bu dersi bu anlamda iki boyutuyla önemsiyorum. Bir bilimsel yeterlik kazanmak, bir araştırmayı kendi başımıza yönetme becerisini kazanmak. İkincisi, bu programın sonunda, üçüncü yarı yıl sonunda sizden istenen bir proje çalışması var, bir araştırma projesi. Bu araştırma projesini yapabilecek yeterliğe kavuşacağımız temel derslerden biri araştırma teknikleri dersidir. Bu dersi genel olarak benim sunumlarıma dayalı, her hafta 45 dakikalık sunumlara dayalı olarak işliyoruz. Ama ben bu çalışmalar arkadaşlarımın benim konuşmalarıma paralel olarak katılımlarını da bekliyorum. Çünkü burada bilimsel araştırma yöntemleri basamaklarına uygun olarak sizin de bir kısım çalışmalar yapmanızı istiyorum. Bu derste bir araştırma projesi geliştiriyoruz. Bu proje basamaklarına uygun sizler de bulunduğunuz yerlerde bu çalışmaları yapıp benimle paylaşıyorsunuz. Ben onlarla ilgili görüşlerimi, önerilerimi size sunuyorum. Ve sonunda bir araştırma önerisi, araştırma planı çıkıyor karşımıza. Bu planı eğer kaliteli bir şekilde yapabilirsek, üçüncü yarı yıl sonunda hazırlayacağınız proje çalışmanız için de size büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar arkadaşlarımız gerçekten bu konuda özen gösterdiler ve üçüncü yarı yıl sonundaki çalışmalarında çok fazla zorluğa düşmediler. Bu açılardan ders önemli. Derslere katılımınızı önemsiyorum. Ara sınav niyetine sizin hazırlayacağınız projenizi kabul edeceğim. Bir de sadece final sınavımız olacak. Bu final sınavında da bilimsel yöntemin basamaklarına bağlı olarak bir araştırma nasıl yapılır, bunu gözlemeye, tespit etmeye yönelik bir sınav olacak. Açık uçlu, klasik dediğiniz tarzda bir sınav oluyor bu sınavımızda. Bu dersimizi sanıyorum keyifle ve yeterlik kazanarak tamamlamış olacağız. Derste görüşmek üzere.